Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. 2 haftalık küçücük bir moladan sonra yine kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Daha bir ay kadar önce Google Wear OS'lu Samsung Galaxy Watch 4 ve yeni çıkan Galaxy Watch 5 serilerinde kullanabileceğiniz Google Asistan gibi yeni özellikleri ve bir sürü uygulama önerilerini sizlerle paylaşmıştım. Linkleri hem şuralara hem şuralara ekledim. Bu paylaşımımdan çok kısa bir süre sonra da Galaxy Watch 2 veya üstü modellerde bulunmasına karşın yıllardır kullanamadığımız EKG ve tansiyon ölçümü gibi özellikler aktif hale geldi. Dolayısıyla bu hafta kısa bir içerikle bu özelliklerin kalibrasyonu ve kullanımı hakkında bilgiler paylaşıyorum. Tekrar merhabalar, umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Öncelikle akıllı saatlerinizden hem EKG hem de tansiyon ölçümü yapabilmek için Samsung Health uygulaması haricinde ikinci bir uygulama olarak Samsung Health monitörü hem telefonunuza hem de akıllı saatinize yüklemeniz gerekiyor. Uygulama linklerini aşağıya açıklamalara ekledim. Kullanım özelliklerine geçmeden önce şu ana kadar incelediğim, linkleri yine her yere eklediğim tüm akıllı saat ve akıllı bilekliklerde yaptığım uyarıları şimdi de tekrarlamak istiyorum. Çünkü konu hem bizim hem de yakınlarımızın sağlığını ilgilendirdiğinden oldukça önemli. Bileğimize taktığımız bu cihazların birer tıbbi cihaz olmadığını, bu nedenle herhangi bir rahatsızlığın tespiti veya takibinde kullanılmaması gerektiğini lütfen unutmayın. Elde edilen sonuçları sadece bireysel amaçlar için kullanabileceğinizi de söyledikten sonra başlangıcı EKG ölçümüyle yapalım. Uygulamaya ilk girişte yine size az önce bahsettiğim uyarılar yapılıyor. Hepsini dikkatle okuyup onayladıktan sonra saatin uygulamalar menüsünde bulunan Samsung Health Monitor simgesine basarak EKG ve tansiyon ölçebileceğimiz ekrana geçebilirsiniz. EKG'yi seçtiğinizde saatin sol bileğinize tam olarak oturduğundan emin olduktan sonra tamama tıklayıp sağ işaret parmağınızı yanında kırmızı renkli halka bulunan düğmeye basmadan yaklaşık 30 saniyeliğine kadar dokunmanız gerekiyor. Ölçüm sonucu anında telefonunuza aktarılarak hem sonuçlarını görebilecek hem de isterseniz sağlık danışmanınız ile PDF formatında bile paylaşımlar yapabileceksiniz. Raporda görebileceğiniz sonuçlar arasında ise sinüs ritmi ve atrial fibrilasyon yer alıyor. Atrial fibrilasyon, evet. Benim gibi bu terimlere yabancı olanlar EKG sonucunun anlamı menüsünden daha detaylı bilgiye ulaşabilir. Şimdi işin asıl alengirli tarafı olan tansiyon ölçümüne geçmeden önce kanalda paylaştığım içerikleri ilgiyle takip ediyor ve gerçekten de faydalandığınızı düşünüyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bu küçücük işlemin benim için anlamı ve kanala getirisi ise inanamayacağınız kadar çok. Bu yüzden destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kaldığımız yerden yani tansiyon ölçümüyle devam edersek bu özelliği aktif hale getirmeden önce saatin kalibrasyonunu harici bir manşonun tansiyon monitörüyle yapmamız gerekiyor. Yani saatten tansiyon ölçebilmek için haricen sırf tansiyon ölçümü yapabilen ek bir cihaza daha ihtiyacınız var. Buradaki mantık hatasını sizce abartıyor muyum yoksa normal mi? Lütfen yorumlarda belirtin. Neyse, şekildekine benzer manşonlu bir tansiyon cihazı ödünç aldıktan veya temin ettikten sonra aynı anda hem saatten hem de cihazdan tansiyon ölçümleri yapıyorsunuz ve cihazdaki büyük ve küçük tansiyon değerlerini ayrı ayrı el ile akıllı telefona giriş yapıyorsunuz. Aynı işlemi 3 kere tekrarladıktan sonra kalibrasyon işlemi tamamlanıyor. Bundan sonra her ölçümde saatin kalibrasyon sırasında takılı olan bileklikte kullanılması gerektiğini de lütfen unutmayın. Artık akıllı saatinizin uygulamalar menüsünden Samsung Health Monitör'e girip tansiyonu seçtikten sonra hareket etmeden ve konuşmadan ölçümlerinizi istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. Bu arada kalibrasyondan sonra ara ara saatten ve manşonlu tansiyon cihazından ayrı ayrı yaptığım ölçüm sonuçlarını birbiriyle karşılaştırdığımda, burası önemli, ölçümü aynı koldan yaptığımda oldukça yakın değerler elde ettim. Ama saatte sol kolu, tansiyon cihazında ise sağ kolu kullandığımda birbirinden farklı sonuçlar elde ettim. Dolayısıyla ölçümleri kontrol ederken siz de mutlaka ayrı ayrı zamanlarda
aynı kolu kullanarak gerçekleştirin. Böylelikle birbirine oldukça yakın değerler elde ettiğinizi sizler de görebileceksiniz. Sonuç olarak EKG ve tansiyon ölçümü benim sıklıkla kullanacağım özellikler değil. Ancak belli rahatsızlığı olanlar veya özellikle aile büyüklerimiz için bence şu manşonlu denen cihazlardan çok daha pratik olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu özellikler sizler için ne kadar önemli? Satın alma kararınızı önemli ölçüde etkiler mi? Veya zaten bu saatlere sahipseniz ne kadar kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara ekleyebilirseniz çok sevinirim. Bir de videoyu buraya kadar seyredenler arasında hala ve hala abone olmayanlar varsa artık bir zahmet basıverin şu tuşa. Yanına bir beğeni ve yorum da çok süper olur. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım teknoloji videolarında tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Yine tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz Umut. Akıllı teknolojilere hoş geldin. Daha bir ay kadar önce Google Wearos'lu Samsung bu paylaşımımdan çok kısa bir süre sonra da Galaxy Watch az önce bahsettiğim uyarıları tekrardan yapıyor. Hepsini dikkatlikle Neyse şekildekine benzer manşonlu bir aynı kolunuzu kullanarak